Kusura bakmayın. Arkadaş yeni bir yerli diziye başlıyor da. Seninle bu sabah olanlar hakkında konuşmaya geldim. Özür dilerim, ben de sizin vaktinizi boşuna harcadım. Kusura bakmayın, yanılmışım. Hayır, yanılmadın. Hangi konuda? Bak İhsan, senin karın Sevinç, benim kızım. Şimdi anladım. Vay uyanık seni. Benim 7 tane kuru temizleme dükkanı sahibi olduğumu öğrenince dedin ki gideyim şu aileye yamanayım. Belki ben de mirastan bir pay alırım ha? Yemezler. İnan bana, doğru söylüyorum. Ben Sevinç'in babasıyım. Sevinç'in babasısın. Söyle bakalım. Sevinç'in doğum günü ne zaman? 18 Ekim. Bir dakika. Doğru. Attın tuttu. Tamam. Sevinç'in ablasının adı ne? Sevim. O da doğru. Onun yaş günü ne zaman? 12 Temmuz. 12 Temmuz. Bir dakika, pardon. Not alayım da kart falan gönderirim. Şimdi inandın mı? Daha değil. Madem Sevinç'in babasısın söyle bakalım. Sen onu küçükken yatağa nasıl yatırırdın? Önce onu şöyle yakalayıp havaya kaldırırdım. Sonra sanki uçakmış gibi havadan yatağına götürürdüm. Sonra usulca yatağına bırakırdım ve şöyle derdim. Harika bir inişti Sevinç Hanım. Ama sakın iniş pistini ıslatma. Şimdi inandın mı? Sen neredeydin be adam? Bana bak İhsan. Buraya gelmek benim için çok zor oldu. Lütfen sen daha fazla zorlaştırma. İşin doğrusu beceremedim be İhsan. Adam gibi bir koca, adam gibi bir baba olmayı beceremedim. Zor geldi. Yanlış anlama. Denedim denemesini ama olmadı. Hiçbir işte dikiş tutturamadım. Sabah akşam inşaatlarda çalıştım. Çöp topladım. Ama olmadı. Ne yapacağımı bilemedim. Sanki hatayı işin başında yapmışım gibi geldi bana. Hiç evlenmemeliydim. Hiç çoluk çocuğa karışmamalıydım. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra bir gün Almanya'ya işçi gönderiyorlardı. Ben de katılıverdim aralarına. Hani 3-5 kuruş daha fazla kazanır aileme gönderirim diye. Ama oraya gidince birden o tek başınalığı, o yalnızlığı, o özgürlüğü özlediğimi fark ettim. Çok hoşuma gitti bu. Sonra birden fark ettim ki aradan yıllar geçmiş. Karını ve iki çocuğunu unutuverdin. Hayır. Ben çocuklarımı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Ve bunu da onları 45 yıl arayıp sormayarak kanıtladım. Kızımı görmek istiyorum İhsan. Hiç boşuna heveslenme. Bu benim hakkım. Hayır efendim. Sen o hakkını Almanya'ya giden trene bindiğin gün kaybettin. Sevin seni ölü biliyor. Ve senin ölü olarak kalmanı sağlamak için ben elimden geleni yapacağım. Şimdi derhal çıkıp gidiyorsun evimden. Hayır. Hayır yok. Gidiyorsun hemen. Evet. Belki çocuklarım için örnek bir baba olamadım. Yok canım, kendine bu kadar haksızlık etme. Niye bana bu kadar acımasızca davranıyorsun? Çünkü ben de aynı yollardan geçtim. Ben de fakirdim. Hem de dibine kadar. Ama biz zor olan yolu seçtik. Birlikte tırmaladık, birlikte ağladık, birlikte aç kaldık. Ama birlikte. Ailem hiçbir zaman benim elimi bırakmadı. Ama sen kaçıp gittin. Şimdi de seni hayatının kahramanı olarak gören bir kadının hayatını mahvetmek için geliyorsun buraya.
Hem de gerçeği öğrenmenin onu nasıl mahvedeceğini bile bile. İhsan Firayi dedi ki sergide... kusura bakma, misafirin olduğunu bilmiyordum. Önemli değil Sevinç, beyefendi de şimdi gidiyordu zaten. Bir dakika. Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor. Sahi mi? Tabii ya. Siz şu gazetedeki İsmail Güler'siniz. Hani şu yan kesiciyi yakalayan adam. Evet, benim. Kocam sabahtan beri durup durup sizin benim babama ne kadar benzediğinizi söylemekten bıkmadı. Artık içime fenalık geldi. İhsan, yoksa sen zorla mı getirdin İsmail Bey'i buraya? Hayır Sevinç. İşin doğrusu... ben buraya seni görmeye geldim. Beni mi? Evet, çünkü... sana söylemek istediğim bir şey var. Ben... ben... bu sabah... kocan bana senin babanla olan resmini getirdiğinde gerçekten biraz da olsa babana benzediğimi fark ettim. Belki sen de fark etmişsindir. İşin doğrusu, evet. İşte ben de o resimdeki kızın şimdiki halini görmeye geldim. Çünkü düşündüm ki eğer benim de bir kızım olsaydı, eminim büyüdüğünde sana benziyor olacaktı. Seninle tanıştığıma çok sevindim Sevinç. Ben de sizinle tanıştığıma çok sevindim. Şimdi müsaadenizle hazırlanmam gerek. İyi günler. Sağ ol İsmail Bey. Asıl sen sağ ol İhsan. Ona çok iyi bakmışsın. Buraya gelirken gazetecideki işimden istifa ettim. Yeniden Berlin'e dönmeyi düşünüyorum. Orada bir sürü tanıdığım var. Hatta bir tanesi sürekli arıyor. Gel buraya. Bir dönerci dükkanı açalım diye. Fena fikir değil. Biliyor musun İhsan? Dünyanın en güzel kadını ile evlisin. Biliyorum. İsmail Bey. Bir dakika. Bu sizin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de geliyorsun değil mi İhsan? İyi misin sen? İyi miyim Sevinç? Yok şey... yani İsmail Bey'i görünce aklıma geldi de keşke baban sağ olsaydı da onunla tanışabilseydim. Eminim çok severdin. Biliyor musun? Onu doğru dürüst görmemiş olmama rağmen. Çok özlüyorum. Ama artık seni yatağa benim yatırmama alışman gerekecek. Bundan hiç şikayet edeceğimi sanmıyorum.